sevgili arkadaşlar, dağılmadan önceki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Orta Asya Türk Devletleri'ni göreceğiz, değil mi? Evet. Dağılmadan önce derken doğru söyledim. Benim zamanımda vardı çünkü. Evet. Ne zaman bölümde? 91. 90-91. Gorbaçov. Tamam, hatırladım. Şimdi Çarlık Rusyası'nın yıkılışı ve Bolşevik İhtilali. Esasında biz Birinci Dünya Savaşı'nı anlatırken Bolşevik İhtilali'ne değindik. Ama şimdi o süreç ve devamını aslında görmüş olacağız. Yani yıkıldı da ne oldu? Devamında ne oldu? Şimdi 1917 Mart'ında Birinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri Çarlık yönetimi üzerinde kendisini gösteriyor. Şimdi Çarlık ne demek? Osmanlı'da padişah vardır. Rusya'da da çar vardır. Dolayısıyla ikisi de birbirine denk olan en üst düzeydeki yöneticidir. Çar aynı Osmanlı'daki gibi babadan oğula bu yetkisini veren kişidir. Yani hanedanlıkla yönetilen bir sistemdir çarlık sistemi. Dolayısıyla çarlık yönetimi zayıfladığında ya da ortadan kalktığında babadan oğula geçen sistem yerine seçimle oluşan bir sistem gelecek. Ya da işte eşitlik anlayışına göre yerleşen bir sistem gelecek. Dolayısıyla Sovyet Rusya dediğimizde aklımıza Çarlık Rusyası'ndaki sistemden bambaşka bir şekil gelmeli işleyiş açısından. Önce onu söylemek lazım. Şimdi hayat şartları savaş nedenleriyle zaten ağırlaştı. Çünkü ekonomi büyük bir çöküntüye gitti. Zaten iç savaş da vardı. Yani İç savaş derken işte Bolşeviklerle Menşevikler arasındaki iç savaş. O dönemde Birinci Dünya Savaşı sırasında Çar II. Nikolay'dı. Ve II. Nikola'nın bütün ailesi kurşuna dizilerek hayatlarını kaybettiler. Çünkü bu bir devrim oldu. Bolşevik ihtilali diyoruz ya. Bolşevik ihtilali olduğunda Çar ve onun ailesi yani hanedandan bir daha tahta çıkması ihtimali olan herkesi ortadan kaldırdılar. Cüret etmesinler. Evet. Yani normalde zaten Rusya gibi ya da dünyadaki bütün devletlerde ihtilal varsa, devrim varsa ya kurşuna dizilerek ya da kılıçtan geçirilerek hanedanı tamamı ortadan kaldırılır. Bay, bayan, çoluk, çocuk. Hepsi. Yani kuzeni, dedesi, bilmem herkes. Hiç yaşa da bakmıyor, cinsiyete de bakmıyor. Kundaktaki bebek dahi. Bunun istisnası Osmanlı Devleti'dir. Sadece sürgüne yollanmıştır. Büyük bir istisnadır yani büyük bir risk alımıdır. Onun haricinde Çar Nikola tahttan çekildiğini söylüyor ama sonra tekrar getirilecek. İşte tekrar getirildikten sonra zaten Bolşevikler kazanıyor. Bu arada biz daha önce Duma kelimesini yani meclis kelimesini Bulgaristan'a gönderildiğinde Mustafa Kemal duymuştuk. Oradaki meclise kulak misafirliği yapıyordu. İşte dinliyordu bu bir meclis nasıl yönetilir, işte nasıl işler gibi. İşte aynı meclisin Bulgaristan haricinde Sovyet Rusya'da ya da Çarlık Rusya'sında da olduğunu biliyoruz. İşte bu meclis üyeleri tarafından geçici bir hükümet kuruluyor. Ve II. Nikola tahttan çekilince bir süre onlar yönetiyor. Fakat geçici hükümeti destekleyenler var, desteklemeyenler var. Geçici hükümeti Bolşevikler destekliyor. Çünkü çar yok ya artık. Onlar çarı istemiyorlardı. Çar olmadığı için geçici hükümeti Bolşevikler yani halkın olduğu grup, mağdur olan grup o dönemin şartlarına göre destekliyor. Sürgündeki İliç Vladimir, artık böyle isimlere geldik. Bana futbolcu isimlerini hatırlatıyor daha çok. Lenin'in Petersburg'a dönmesiyle geçici hükümeti devirmeye karar verdi. Yani geçici hükümet devrilirse kalıcı olarak kendi istedikleri şekilde, modelde bir hükümet getirebilirler. Geçici hükümet tabii ki bu durumda ne oldu? Muhalefetle, yani karşı görüşle karşı karşıya kalmış oldu. Savaş devam ederken, Birinci Dünya Savaşı'nı kastediyoruz, barış arzusu yaygınlaşmış. Yani diğer devletlerle en azından barış içinde olalım ki iç sorunlarımızı halledelim. Ve ordudan kaçanların sayısı artmış. Şimdi 4 yıl süren bir savaşta bireylerin psikolojisini de düşünürsek zaten yani giden herkes ölüyor ve geri gelmiyor fikri var. Sahip olduğun şeyleri kaybediyorsun. İşte arsanı kaybediyorsun, evini kaybediyorsun, ailenden bazı insanları kaybediyorsun. Yani bunun psikolojisiyle ordudan kaçan sayısı çok fazla. Bir de buna neden olan şeyin
Çar'ın fikri olduğunu düşünüyorlar. O yüzden Çar'ı suçlamaya başlıyorlar. Barış, toprak ve ekmek vaat eden ve Çar'a karşı gelen ve savaşa devam etmeyeceğini söyleyen Bolşevikleri destekliyorlar halk, insanlar. İşte bu yavaş yavaş Bolşevik yönetimi ele geçirince Ekim'de yapıldığı için Ekim devrimi, Bolşevikler yaptığı için Bolşevik ihtilali adıyla anılan ihtilalin gerçekleşmesine sebep oluyor. Bu arada savaştan çekilirken Rusya anlaşmayı söylemiştik. Demişti ki ben yemiyorsam kimse yemesin. Brest-Litovsk anlaşmasıyla her şeyi açıklıyorum. Yani şimdiki WikiLeaks'e benzer bir şey bu. Dış güçlerin desteklediği Çar yanlısı Beyaz Ordu. Şimdi bu ne demek? Çok ağır, çok önemli, içi çok dolu bir cümle bu. Dış güçler derken İtilaf devletlerini, yani İngiltere, Fransa'yı kastediyoruz. İngiltere, Fransa savaşta kendi yanında Rusya olsun diye Çarı savaşmaya devam etsin diye Çar'ı destekliyor. İşte Çar'ı destekleyen ordu da Beyaz Ordu. Yani İngiltere, Fransa Çar'a ve Beyaz Ordu'ya yardım göndermek için Çanakkale Savaşı'nı yapıyor. Yani Osmanlı Devleti'nin savaşta o Çanakkale destanı vardır ya işte. Onun desteklediği o İngiltere, Fransa'nın Rus Çar'ına yardım göndermeye çalıştığı ordu Beyaz Ordu. Fakat işe yaramıyor. Biz onlara izin vermeyince Beyaz Ordu'ya yardım gitmiyor. Beyaz Ordu kala kaldı. Hareket edemiyor artık. 3 yıl süren bu iç savaş, yani Beyaz Ordu'ya karşı Bolşeviklerin yaptığı, yani buna Menşevikler de diyebiliriz, Menşeviklere karşı Bolşeviklerin yaptığı zaferi artık Bolşevikler kazanıyor. Ve bu savaş sonrasında çok büyük bir kıtlık ortaya çıkıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda da bir kıtlık oldu. 13 milyon insan hayatını kaybediyor. Rusya'da mı? Evet. Çok büyük bir rakam. Ekonomi zaten alt üst oluyor. Yani iç savaş her devlet için tabii ki bir yıkım. Ama Rusya için çok 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 büyük bir yıkım olmuş. Hem de dış savaşta aynı dönemde olduğundan dolayı. O yüzden bu yıkıma bir dur demek için, bu gidişatı düzeltebilmek, ekonomiyi yeniden canlandırabilmek için Lenin bir ekonomi politikası belirlemiş. Yeni ekonomi politikası diye hatırlayacağız. İngilizceymiş gibi gelecek bize bu yeni, hani new falan gibi, new ekonomik politika falan diye. Halbuki Rusça'da kullanılan Novaya Ekonomicheskaya Politika kelimesinin saptırmış hali. Tabii ki Kiril alfabesiyle yazılıyor orijinali. Ancak NEP, yeni ekonomi politikası, Lenin tarafından Birinci Dünya Savaşı sonrası ve Bolşevik ihtilali sonrası uygulanan politikadır diyebileceğiz. Ne yapıyorlar böyle bir politikada? Tarım ürünlerine el koymaktan vazgeçiliyor. Çok mantıklı. Yani, o zamana kadar neden el koyuyorlarmış ki? Savaş yani zamanı ya, ihtiyaçları karşılıyor. İhtiyaçları da... Hani hem dışarıdaki savaşa karşı, hani bizde şey vardı ya... Kuvayi Milliye zamanında... Tekalifi Milliye emirleri vardı. Hı-hı. Başkomutanlık yasasıyla halktan gelirlerine göre işte çorap falan gibi. Evet ama halkın elinde kendisine yetecek kadar bırakılıyordu. Bırakılıyordu tabii. Bu el koruyor tamamını. Evet, yani orada sınırlama tabii ki farklı. Köylülere ürünlerini pazarlama özgürlüğü, küçük esnafı ve tüccara da kolaylıklar sağlanıyor. Fakat bunu daha sonradan değiştiren başka politikalar olacak. Yani şu anda bu köylünün işine, halkın işine yarar bir politika. 20 kişiden az çalışanı bulunan küçük sanayi işletmeleri devletleştirilecek. Yani ben bir şirketim var, bir tekstil atölyem var benim. Bu atölyede 17 kişi çalıştırıyorum. O zaman artık devlet el koyuyor oraya. Yani bu da bir tabii ki sıkıntı yaratabiliyor uzun vadede. Çok fazla çalıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Yabancı sermayeye çeşitli imkanlar sağlandı. Yani normalde Çarlık Rusyası kendi içerisinde işlerini halletmeye çalışan, ekonomisini, gelir gider dengesini kurmaya çalışan bir devletken Sovyet Rusya gelince aslında ekonomik planlarını taban tabana zıt olmasına rağmen geçici bir süreyle böyle bir şeyi düşünüyor. Buna karşılık devlet, bankalar, büyük sanayi kuruluşları ve ulaşım üzerindeki egemenliğini koruyor. Yani esasında yeni kurulan o Bolşevik ihtilali kurulan Sovyet Rusya'nın yeni politikası her imkanını içeride, ülke içerisindeki her imkanını kendin kullan, dışarıdan bir şey alma,
çok gerekiyorsa geçici süreyle al. Ama sonra işin bittiğinde artık devam etme. Ve herkese eşit imkan tanı. Ülke içinde yaşayan herkese eşit imkan tanı. Yönetimde eski Rus İmparatorluğu federasyonu dönüştürülüyor. Ve federasyonu derken hani eski Türklerde Boylar Birliği vardı. Boylar Federasyonu vardı. İşte onun gibi bir federasyonu dönüştürüyor. Ve artık 1923 yılında, yani bizim cumhuriyetimizin ilan edildiği aynı yıl ama bu Ocak ayında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB adıyla kullandığımız devlet kuruluyor. Şimdi burada federasyonda kimler var? Sadece Rus kökenliler de, Türk kökenliler de var. Bunun bir federasyona dönüştürmesi ve merkezinin hani Rus olması, Rus kökenliler olması, daha sonradan Türklere yapılan muamelenin iyi olmamasını beraberinde getiriyor. İşte Türk kimliğini ortadan kaldırma, Ruslaştırma ya da asimile gibi politikalar uygulanmasına sebep oluyor. Çanakkale Savaşı'yla biz onlara yardım etmişiz. Şimdi çok ayıp etmişler. Yani istemeden de olsa biz kendimizi kurtarmaya çalışıyorduk tabii. Olsun ama sonuçta onların oraya gidiyorlarmış. Bırakılmışız, geçerlermiş yani. Tabii bizi dele geçerlermiş. O zaman hepsi beraber bize saldıracak zaten. Sonradan Rusya'dan sonra bitirecekler. Yine bize dönecek. 30'a yakın farklı statüdeki toprakları bünyesine topluyor. Yani sosyalist bir düzen kuruyor ve onlara hani bölge bölge ayırıyor ya, özerklik veriyor. Yani iç işlerinizde serbestsiniz, dış işlerinde bize bağlısınız, merkeze bağlısınız diyor. Ve bunlar demokratik cumhuriyetler oluyorlar. Bunlara yönelik ekonomi ve siyasi zaten yine merkeze bağlı ama iç işlerinde demin de söylediğimiz gibi özerkler. Bu arada devletin yönetim, yani merkezdeki yönetim yetkisi kime ait? Bir demokrasi varsa parti olmalı, çok sessizlik olmalı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi var. Yani parti sayısı öyle aman aman çok fazla değil. Uzun sürede zaten bu parti oluyor. Bizdeki CHP'nin uzun süre varlığını koruması gibi. Yani başlangıç sürecinde. 1924'te Lenin hayatını kaybediyor. Yerine kim gelecek? Stalin. Mükemmel bıyıklarıyla Stalin tarih sahnesine çıkıyor ve diyor ki birinci 5 yıllık kalkınma planını yapalım. Yani esasında buradan itibaren hep Türkiye Cumhuriyeti ile benzerlikler gösteren şeyler var. Bizde de 5 yıllık kalkınma planı vardı. Yalnız dikkat edersek yıl 1928. Biz bir yıl sonra hem Türkiye hem Rusya, yani hem de bütün dünya açısından bir sıkıntı yaratacak olan 1929 dünya ekonomik krizini göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir 5 yıllık kalkınma planının uygulamaya konulduğundan bir sonraki yıl içerisinde artık geçerliliğini koruyamadığını göreceğiz. Ama yine de bir yıl içerisinde belki de bu planı çalışmasa vardı, o ekonomik krize çok daha ciddi zararlar görebilirlerdi. Tabii, evet. Değil mi? En yani, azından biraz böyle toparlamış oldular kendilerini. Evet. Tabii bunun yanı sıra başka şeyler de yapıyor zaten. Yani sadece kalkınma planı değil, yine ekonomik ama birleştirmeye dayalı. Hatta burada da yazıyor, kolektifleştirme. Kolektif, yani toplama, birleştirme, koleksiyondan aklınıza gelsin. Şimdi tarım devrimini yapabilmek için hani köylülerin topraklarına el koymaktan vazgeçmişti ya, artık almıyordu. Sadece çalışanlar işte şirketlere göre değişiklik gösterdi, bazılarına el koyuyordu. Şimdi küçük topraklarını makinelerle donatılmış büyük çiftlikler olarak birleştiriyor. Yani kocaman 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 çiftlikler kuruyor. İşte bir kişinin 5 kilometre kare arsası var, bir kişinin 3 kilometre kare arsası var. Bunları büyük çiftliklere dönüştürüyor. Ki bir makineden aynı anda daha fazla yer faydalansın diye. Ya yani böylece verimi arttıracak, geliri arttıracak, o ekonomik sıkıntıyı giderecek. Buna da kolektifleştirme diyoruz. Aslında iki L ile yazılıyor, hı hı, ama tek L de görebiliriz. Tabii sırf ondan. Tarımsal alandaki bu uygulamalar köylü tarafından pek hoş karşılanmıyor. Çünkü diyor ki bazıları, benim sahip olduğum 3 kilometrelik alan bir başkasının sahip olduğu 5 kilometre karelik alanla niye birleşsin? Yani ben 3 kilometre karede kendi yaptığım tekniklerle belki 5 kilometrekinden daha fazla ürün elde ediyorum. Ya da satmıyorum, kendim yiyorum. Şimdi kolektifleştirme sayesinde, yani sonucunda herkes oradaki gelen ürünü devlete veriyor. Yani bir merkeze toplanıyor.
Yani köylü kendisinin kazancını doğrudan devlete vermiş oluyor. Devlet daha sonra herkese eşit şekilde paylaştırıyor. O yüzden de köylüler buna tepki gösteriyorlar. Zorunlu olduğu için bu zaten ve sert bir politika uygulandığı için 4 milyon civarında köylünün ölümüne sebep oluyor. Yani kabul etmiyor musunuz? Güle güle demişler yani. Böyle bir politika. Ağır sanayide de yani silah özellikle ağırlıklı olmak üzere bir ilerleme görülüyor. Eski fabrikalar, yeri kalmış olanlar modern hale getiriliyor. Yeni teknolojiler getiriliyor. Traktör imalatına çok önem veriyorlar. Ve dışarıdan almak yerine kendileri üretiyorlar. Zaten böyle bir tarım politikası uyguluyorsan traktörde düşünmek zorundasın. Demir çelik alanlarında yeni fabrikalar kuruluyor. Sibirya'daki uzun süre Sibirya hapishane olarak kullanılıyor bu arada. Sibirya'daki petrol, gaz ve maden rezervleri işletilmeye başlanıyor. Bu rezervlerde de zaten hapishanelerin içerisinde olan suçlular çalıştırılıyor. Yani madem Sibirya'da böyle rezervler var, kim çalıştıracağız? Kim gitmek ister ki o soğukta maden kazmaya? İşte hapishanedeki suçluları değerlendiriyorlar bu şekilde. Stalin döneminde toplum üstünde büyük bir baskı kuruluyor. Her ne kadar böyle bir baskıdan söz etsek de günümüzde yaşlılarına sorduğumuzda Stalin hala çok sevdiklerini söylerler. Yine de ülkeyi geliştirdiğini düşünüyorlar. Muhalifler tasfiye ediliyor. Yani dışarı çıkartılıyor. Güle güle. Bize karşı mı geliyorsunuz? Burada yaşamayın diyorlar. Eşitlik ilkesine dayanan resmi ideolojiye rağmen, yani herkese aynı ekonomik gelirler, herkese aynı yiyecekler, herkese aynı şartlar sağlanıyor olmasına rağmen toplumda yine de bir eşitsizlik oluyor. O eşitsizlik de şundan kaynaklanıyor. İşçiler daha fazla şey alıyorlar. Yani meslek gruplarına göre artık bu verilir hale geliyor çünkü. Köylüler asıl toprağın sahibi olan, asıl toprağı işleyen, çalıştıran sefaret içinde. İşte bu köylüler arasında bir umutsuzluk yaratıyor. İşte o dönemki aydınlar, Komünist Parti yöneticileri birçok hizmetten parasız yararlanabiliyorken köylüler bunlardan parasız yararlanamıyorlar. Yine de eşit de olsa belirli bir ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yani yine burada bir elit kesim yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani Komünist Parti yöneticisi. Hani işçi değilsin, aydın değilsin, köylü değilsin. Sadece parti yöneticisisin ve böyle bir şey alıyorsun. 30'dan itibaren toplumun tüm kesimleri için, tüm kesimi derken hangi işi yaptığın önemsenmeksizin eğitim mecburi hale geliyor. Bilim ve teknoloji alanında büyük ilerleme hem bu dönemde hem de sonraki süreçte hep artarak devam ediyor. Artık bu aya gitmeye kadar sürüp giden bir gelişme süreci. Ve orduya da tabii ki yansıyor. O dönemde ordu yine dünyanın en güçlü ordularından biri haline getirilmeye çalışılmış. Bu aslında belirli bir amaca yönelik sınırlarını genişletme ve Orta Asya'da ilerleme. Yani Avrupa'da ilerleyemiyoruz. Panslavizm yapamıyoruz. Balkanlar'da ilerleyemiyoruz. Yine de ekonomimizi güçlendirmemiz için bir yerlerde ilerlememiz lazım. Kuzeyde zaten Sibirya var bizim diyorlar. Yukarı çıksak soğukta ancak maden rezervleri vesaire. O yüzden ne yapacağız? Bu sefer Asya'ya ilerleyeceğiz. Yani yeni gözlerini kestirdikleri bölge. Esasında yeni de değil. Çok yeni denemez yani. Belki 600 yıl boyunca gelişme kaydetmiş bir yer. Altın Ordu Devleti vardı orada ve bunun Rus Knezliğine dönüşmesiyle diğer hanlıkların da işte Türk hanlıklarının Kazan, Kırım, Ejderhan, Kasım ve Sibir gibi Türk hanlıklarına katılmasıyla oluşan bir bölge vardı. İşte o bölgeyi ele geçirip oranın her şeyinden faydalanmak istiyorlar. Aralarında birlik sağlayan Ruslar batıdan bazı teknikler öğrenerek Türk hanlıklarının birbirleriyle mücadelesinden de faydalanıp oraları sızmaya başlıyorlar. Yani ilerlemeye başlıyorlar artık. Önce Kazan Hanlığı ele geçiriliyor. Yani şey diye düşünürüz ya işte Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi hani bir sürü Türk devleti vardır. İşte onlar daha da öncesinde yani Sovyet Rusya'ya bağlanma öncesinde hanlıklar halinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla da Osmanlı'nın da onları kendi sınırlarına katma fikri vardı ama hiç başarılı olamamıştı. Hatta işte
projeler falan vardı. Don Volga kanal projesi vesaire. Uygulanamamıştı. İşte bunu daha sonradan Rusya gerçekleştirmeye çalışıyor. Sınırlarına katmış. Sonradan onlar yine de Kırgızistan olmuş, Kazakistan olmuş, yine ayrılmayı başarmışlar. Amaç tabii Türk hanlıklarının hepsini ele geçirmek. Bu arada Kuzey Kafkasya ve Türkistan bölgesinde işgallere, istilalara devam ediliyor. Fakat Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan, ki burada Çin'le karşı karşıya gelmesine sebep olur Rusya'nın, Doğu Türkistan hariç hepsini işgal ediyor. Şimdi Doğu Türkistan çok ciddi bir sıkıntı, çünkü Çin zaten Japonya'ya karşı bir tehdit altında. Bir de şimdi Çin'e Rus tehdidi gelmiş oluyor. Yani Rusya'nın, Çin'in genişleme sahası başka devletlerin genişleme sahasının kesişim noktası haline geliyor. Yani kümeler. Onlar da ne kadar genişleyecek ama şimdi Çin'de. O da ayrı bir şey. Daha ne kadar. Yani. bu bağımsızlık hareketleri tabii ki Rusların, bu arada bağımsızlıktan bahsetmedik, hemen konuya girmiş oldum ama alınan yerlerdeki Türkler bağımsız olmaya çalışıyor. Yani gerek o Doğu Türkistan'dakiler Çin'den ayrılmak isteyecek, gerek Rusya'nın aldığı işte Kuzey Kafkasya'dakiler, Hanlıklar Rusya'dan ayrılmak isteyecek. Fakat bu ayrılma istekleri başarılı olmuyor. Hemen durdurmaya çalışıyorlar. 1905 yılında bir ihtilal gerçekleşiyor. Yani Türklerin biz artık ayrı yaşayacağız amacını taşıyan, bağımsızlık amacını taşıyan. İhtilalden sonra Türkler milli kültürlerini geliştirme imkanı buluyorlar. Yani amaçlarını bir gerçekleştirmek için adım atıyorlar. Bu arada yani Türkleri bu kadar çok bağımsızlığa iten sadece bir başka devletin çatısı altında yaşamak değil. Orada uygulanan politikalar, yani Rusların uyguladığı o Ruslaştırma politikası. Öyle işkence yöntemleri var ki işte Cengiz Aytmatov'un Dişi Kurdun Rüyası adlı eserinde oldukça detaylı olarak verilen çeşitli işkencelerle kendi kimliğini unutturup tamamen Türk olduğunu, işte Müslüman olduğunu tamamen unutturup artık Rus'sun sen. Rus gibi davranacaksın. Rus olduğunu kabul edin. Ezelden beri Rus olduğunu düşüneceksin. İmajı yerleştirme fikri. Bunlara karşı gelmeye çalıştıkları için Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı bazı örgütlemelere mahal vermeye çalışıyorlar. Ve 1905'te, yani bu ihtilalin çok kısa süre ardından, sonrasında Rusya Müslümanları Birinci Kongresi gerçekleşiyor. Burada ismini söylediğimiz iki kişi kesinlikle LSD karşınıza çıkabilecek kişiler. Yani yarın öbür gün basmacı hareketi başlığı altında verilebilir. Ruslaştırma politikasına karşı olanlar adı altında verilebilir. Ama Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, hatta Zeki Veli Togan'ı da ekleyebiliriz. Bu isimleri duyduğumuzda, Enver Paşa, bunları duyduğumuzda hemen basmacı hareketi, İşte Türklerin Kurtuluş Hareketi, Rusya'daki Bağımsızlık Hareketi aklınıza getirilmeli. Tekrar tekrar yeni toplantılar yaparlar bu kongreler devamında ve bir parti kurmayı başarırlar. Hatırlarsak sadece Sovyet Komünist Partisi vardı. Şimdi Müslümanlar da Müslüman Birliği Partisi kuruyorlar ve meclise, yani Duma'ya kendi temsilcilerini göndermiş oluyorlar. Daha sonra Ruslara karşı yeniden güçlerini göstermek isteyen Müslüman Türkler, ama Rusya'da yaşayan Rusya Müslüman Türk kavimlerinin haklarını koruma cemiyetini kuruyorlar. Yani yine bunların altında hep az önce bahsettiğimiz isimler var. İşte Yusuf Akçura, Zeki Veli Togan gibi isimler var. Bu insanların, yani Rusya'da yaşayan Türk topluluklarının birbirleriyle örgütlenmesini kolaylaştırıyor. Nasıl bağımsızlık yapmak için Kurtuluş Savaşı'na Türkler uğraşırken cemiyetler kurulmuştu. Bu da onun gibi yine bir cemiyetler süreci. Ancak cemiyet kurulmasına rağmen istekleri gerçekleştirilmiyor. Yani her cemiyetin her istediği olmuyor. Ve Türkistan'da milli istiklal ayaklanması ortaya çıkıyor, başlıyor. Yani bir isyan ortaya çıkıyor. Milli derken de Türk milliyetini kastediyoruz. Çarlık yönetiminden sonra yine bir geçici hükümet kuruluyor. Yine 1905'ti ilk isyanın tarihi. Yıl 1917'yi gösterdiğinde bütün Rusya Müslümanlarının birinci kurultayı
artık kuruluyor. Ve Sovyet istilasına karşı, Orta Asya'daki bu yapılan genişleme siyasetine karşı Türk toplumları ayrı ayrı mücadele etmek zorunda kalıyor. Çünkü birleşme şanslarını Rusya ortadan kaldırıyor. Dikkat edersek tarihe de 1917'nin sonuna doğru artık 1918'de Ekim devriminden, Bolşevik ihtilalinden bahsediyorduk biz. Dolayısıyla Bolşevik ihtilalinin geri art sürecindeki gelişmeler de bunlar oluyor.